Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Ağustos Cumartesi Diyarbakır yarış programı tahminidosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara ve İzmir tahminleri de ayrı videolar olarak yine kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Ee, orada da tabii ki keyifli programlar var, ikişer altılı var. Biliyorum muhtemelen o videoları izleyip buraya geldiniz. Ama eğer izlemediyseniz diye hatırlatmak durumundayım. Takdir edersiniz ki... Kanalımıza henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim arkadaşlar. Peşi sıra tabii ki teşekkürler butonu var. Videoyu beğenme butonunun hemen yanında. Videoyu beğendikten sonra yan tarafta teşekkürler butonuna da destek olabilirsiniz. Diğer bir kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı isimli hesabı da takip alırsanız oradan ekürümüzün kazandığımız yarış videolarını bulup seyredebilirsiniz arkadaşlar. Her gün neredeyse her gün diyeyim yani sizlere e, yarış videoları paylaşmaktayız. Evet saat 9'da ilk yarış Diyarbakır'da şimdi tahminlere geçelim. 6 koşul programda saat 9'da ilk yarış 14 handikap dişilere mahsus 3 yukarı İngilizleri 1900 metrede uzun bir yarışta kumpiste seyredeceğiz. 10 safkan start almakta bu 10 at içerisinde bir numara Anna Karenina bizim favorimiz olmuştur. 2 hafta evvel ikincilik elde etmiş olan safkan son yarış performansındaki etkinliği sebebiyle burada favorimizdir. Yalnız tabii ki atın daha evvelki yarış performanslarının biraz kötü olması sebebiyle de burada garantilemek için başka atları da yönelmek durumundayız. Bu sebeple 3 numara My Most Special'ı da tercih ettik. Bu safkan baktığımızda bir hafta evvel kötü bir performans sergilemiş olmasına rağmen daha evvel yarışının 3. olmasıyla ondan evvel yarışlarında yine tabela galibiyet başarılarıyla birlikte dikkatimizi çekmekte. Peşi sıra arkadaşlar burada Altınmara Northern Lakes'i tavsiye edeceğiz. 33 günlük arasıyla daha sağlam gelmesi bekliyoruz. Tabii daha çok için pistte izlediğimiz bir safkan ama da performansları var. Burada da yine etkili koşabileceğine inandığım için sizlere burada bu atı öneriyorum. Bilhassa 33 gün arası da buna etken olmuştur bunu da belirteyim. Ferit yardımcı tercihi de tabii ki yine bir etkendir diyebiliriz. Peki şimdi diyelim ki 1 3 6 şeklinde bir oyun yaptık. Yeterli olur mu? Evet, yeterli olabilir. Ama oldu ki bir geniş kupon isteğiniz var. O zaman ben size burada Queen Isabel 4 numaralı safkanı tavsiye edeceğim. Bir haftalık arasıyla birlikte burada yine etkili gidebileceğini düşündüğüm bir isim olması sebebiyle öneriyorum. Yalnız bu isim birazcık e, sürpriz bir safkan olduğu için son sıraya koydum. Hani neden bu atı önceden önermedin vesaire tarzında bir e, kafanızda soru işareti varsa onu gidermek adına bu detayı da paylaşıyorum. Yani 1-3-6, 4 numara ilave. İkinci koşuya geldim. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koşusu. Kupalı'da bir yarış. Şart 5 mücadele, 3 yukarı İngilizler 1200 metrede kum pistte start alacaklar. Burada izleyeceğimiz e, gösterelim sizlere. 14 adet safkan bulunmakta. Bogota ve Magic bu olarak koşmaktalar. Favorimiz 2 numara Articulo Mortis'tir. Burası bir satış koşusu değil ama satılık olarak da çıkartılmış. Bosporus temsilcisi bir isim. 49 gün arasıyla birlikte burada etkili koşabilir. E, bu mesafe kısa bir mesafe. Yani 1200 metrede etkili bir derece zaten görebilecek bir safkanken şu anda bu arayla birlikte daha da iyi koşması bekliyoruz bekliyorum. 7 numara Bogota'yı da tavsiye edeceğim. O da yine bu mesafenin etkili isimlerinden 1.13.35 bu pistte elde ettiği var. 21 gün evvel de kazanmıştı. Magic Boom'da da ekürü start alacağı detayını paylaşalım. 4 numara Demented yine 2 yarıştır galibiyet elde eden bir isim. Son 6 yarışına 3 galibiyet sığdırdı. Burada 4 numara Demented da bu yarış için iddialı olacaktır. Öneriyoruz. E, peş sıra 28 gün evvel ikinci olan bir isim Ferit Yardımcı ile 11 numara Yıldız Tozu'nu önereceğim. Yani bu mesafede pek etkili yarışını henüz görmedik ama at genel olarak kaliteli. Ve yine benzeri bir durumda uzun bir araya rağmen Necmi altında 10 numara Haçım tavsiye edeceğiz. O da uzun bir arası olmasıyla birlikte işi biraz zor olabilir ama kısa bir mesafe belki de tüm gücüyle saldıracak ve kazanabilir. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz geniş kuponlar için. Geldim 3. koşuya. Saat 10'da koşulacak şart 3 mücadele. 4 yukarı Araplar 1700 metrede kum pistte izleyeceğiz. İsyanım ve Aşkar Devzade ekürü koşacaklar. E, bu iki safkan da e, yani sürekli olarak neredeyse hep ekürü start alan isimler. 12 atın koşacağı bir yarış burası. Arkadaşlar favori olarak gördüğümüz isim bu yarış için ekürlerden bir numara İsyanım'dır. İki yarıştır bilhassa tuttuğu form ile birlikte burada favorimiz olmuştur. Ee, bu arada bu handikap puanına aldanmayın. Yani at e, kötü performanslar sergiledi, etti, uzun zaman geçti. 7 yaşında bir safkan. Bizim için şu anda önemli olan şu anki form durumu. O yüzden bu handikap puanları biraz aldatıcı olabiliyor. Bu tarz e, yani 4 yukarı 5 yukarı tarzı yarışlarda e, bu handikap puanları biraz aldatıcı oluyor. Ona takılmayın derim. 2 numara oğlum. benimi de tavsiye edeceğim sizlere. 10 gün evvel ikinci olan bir safkan. Burada ihtimal dahilinde gözükmesinin en büyük sebebi istikrarlı olması. Son 6 yarışında da tabela yapmış bir isim. Haliyle biz de burada tercih ettik. 4 numara Kara Şimşek'e de tavsiye ediyorum. İsa Katar İdaresi'deki Safkan 14 gün evvel galibiyet elde etti. Son 6 yarışa baktığımızda son 5'inde tabela performansı sergilemiş bir isim. Yine istikrarlı bir Safkan. Burada net bir şekilde oyunumuzda yer alması gerekiyor. Sonra e, geniş kuponların Sin Ferit yardımcı ile 9 lira uçan Dilberi ve e, burada 3 lira Arap de değerlendirebilirsiniz. Bu iki adında e, özelliklerine baktığımızda son yarış performanslarında hatta son iki yarışında kötü geldiklerini fakat daha evvel yarışlarında etkili koştuklarını görebiliyoruz. Bir de genel kalite olarak da yine güven veren isimler oldukları için geniş kuponlar için tercih ettim. Yani oyunumuz nedir? Bir özetleyeyim. 1, 2, 4 yeterli olabilir. Küçük kupon. 9 ve 3 ilavesi geniş kupon. Yani gayet basit bir şekilde sizlere izah ediyorum. Geldim 4. koşuya saat 10.30. Şart 2 dişi. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Ee, burada 8 Safkan'ın start alacağı bir mücadele var. Ferit Yardımcı ile Don Telmaymam bu koşuda bizim favorimiz olmuştur. Yani grup içerisinde baktığımızda şart 2 bir mücadele. Dişlere mahsus bir yarışta. Ee, 26 gün evvel kazanmış bir isim. 1.21.06 derecesi var. Daha iyisini de görebilir. Formda geliyor. Hazır geliyor. Bu at burada arkadaşlar geçilmez. Yani çok çok zor bir ihtimal geçilmesi. Ee, o yüzden ben hatta burada yani çok iddialı konuşmak istemiyorum tabii ki bir yandan ama yani böyle %60-%70 favoride görürsek bu atı şaşırmayın derim. E, o yüzden 1.05'e bile koşabilir bu at. E, bir numara Domter burada bizim tek olarak tavsiye edeceğimiz safkan olacaktır. E, sıralı ikili muhtemelen e, çok zor bir sıralı ikili olur burada o yüzden önermiyorum. Gerçekten hangi atın ikinci olacağını tahmin etmek imkansız gibi gözüküyor. Derece bakımından değerlendirip belki Tomris ini söyleyebiliriz ama onun da 61 günlük bir arası olduğunu ve bu sebeple de bir de yeni bir tay olduğu için hani önceden bir koşma alışkanlığı yok. Hani tekrardan sanki sıfırdan koşuyormuş gibi koşabilir at. O yüzden ikincilik ihtimali olmasına rağmen bu isme bile güven duyamıyoruz. Bu sebeple sıralı ikili tavsiye etmiyorum. Bir numara Don Mom bu kuşu da bizler için tektir. 5. koşu saat 11'de 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum pist yarışı. Bir numara Lion Hector'ın favori olduğu bir yarış bizleri bekliyor. Ben Ganyanlar'da da bu atın favori çıkmasını bekliyorum. Etkili performanslarıyla vesaire son dönemde üst üste iyi geliyor. Bu sebeple bu atı öneriyorum. 2 numara Ak Yıldırımoğlu 61.5 kiloda start alacak olmasına rağmen burada etkili koşacaktır yine. Son 6 yarışının 5'i kumda 5'i de tabela. Yine istikrarlı bir isim olmasıyla oyunlarımızda yer buldu peşi sıra burada sizlere tavsiye edeceğimiz 5 numara Lion Sanctuary bulunmakta. Yani bu atın da tabii baktığımızda 12 gün evvel ikinci olmuş olması. Bir önceki yarışlarından böyle gitgide ileri doğru geliyor olması performansının. Yani performans sürekli gelişiyor. Bu sebeple bu ata bir fırsat tanımak istedim burada. Yani burada bir geniş kupon tavsiye etmeyeceğim. Tuttuğunuz at varsa yazın diyeceğim sadece. Benim için burada oyun 1-2-5 şeklinde noktalanıyor. İsteyenler başka bir atı yazabilirsiniz tabii ki. Altıncı ve sonuncu yarış 11.30'da. Şart 19, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre kum pist yarışı. Kaba Haydar Hanım'ı ve Tumbul Gazelim Ekür'ü. 15 at var. Rüzgar Delen ve Barbaros Han Ekür'ü olacaklar. Biz burada şöyle söyleyelim. 2 numarayla Kaba Haydar Hanım ile başlıyoruz. 1 numara Fotorli Baba ile devam ediyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında 8 numara Rüzgar Delen diyeceğiz. Ondan sonra da 12 numara Mizgin Kız'a şans vereceğiz bu atların hepsinin ortak özelliği, hepsini tek tek söylemek istemedim. Hani hepsini toplu halde söyleyeyim dedim. Hepsinin ortak özelliği son yarışlarında etkili koşmaları, tabela yapmaları vesaire gibi durumlar. 2-1 e, peşi sıra burada 8 ve 12 şeklinde bir oyuna gitmiş bulunmaktayız. Evet bu şekilde bu yarış programının da videonun da sonuna gelmekteyiz arkadaşlar. Tekimiz dördüncü koşuda bir numara Don't Tell My Mom'dır. Dördüncü koşuda bir numara tekimiz olmuştur. Diğer koşularda Ankara ve İzmir tahminlerinin de yine kanalda bulunduğunu belirtmek istiyorum. Eğer henüz görmediyseniz kanalımıza tıkladıktan sonra orada videolarda bulabilirsiniz. Abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek vererek diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.